Yemeyeceksin. Günaydın. Evet. Kartalın çamaşırlarıyla gün başladı. Burada nöbet tutacağım oturup. Makinenin nöbetini tutacağım. Kapatıp duruyor. Kartal. Ne yapıyor bu? Hadi içeriye. Hadi. Beklemeyin, yumuşatıcısını koyacaktım da sonra koyarım. Hadi gel, hadi. Hadi içeriye yürü bakalım. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıya ne yaptım biliyor musunuz? Gözleme yaptım. Şöyle üçlü yufka almıştım marketten. Ondan sonra daha doğrusu işte o sırada bir şey yapacaktım. O yüzden aldım. Sonra fırsat olmadı. Yapamadım falan filan. Ondan sonra şimdi o yufka bozulacak. Bozulmadan dediğim şöyle 3 tane gözleme yaptım. Şimdi çay suyu da koydum. Ondan sonra bir de burada yumurta haşlıyorum. Şimdi işte ne yapıyorum? Kahvaltı hazırlıyorum ben. Biz kahvaltımızı ettik. Onur üstünü giyindi. Çünkü nereye gidiyor biliyor musunuz? Yine kan vermeye gidiyor. Dün mü aradılar Onur seni? Ne zaman? Hafta içi işte. Perşembe mi ne? Kızılay'dan aramışlar. Demiş ki kan ver. Demişler ki kan verebilir misiniz? İşte hani acil ihtiyacımız var diye. Ondan sonra Onur da zaten işteydi. Yok demiş, hani ben şu anda çalışıyorum. Ne zaman gelebilirsiniz demiştir. O da demiş hafta sonu gelebilirim. Zaten kan verme yeri Kızılay'ın şeyde, bizim burada hemen zaten evin karşısı, yani 10 dakika yürüme mesafesinde evin karşısında, karşı caddede. Şimdi Asya ile oraya gidecekler. Onur yine kan verecek. Aslında biz de Kartal'la böyle bu ışık. Aslında biz de Kartal'la gidecektik. Yani hep birlikte çıkacaktık. Hem yürüyüş olsun diye, ama yani tam böyle öğlen saati, hem Kartal'ın uykusu gelme ihtimali var. Bir de işte etraf falan toplayacağım, çamaşır asacağım. Bak bir de buraya çekildi kamerayı. Oğlunun önünde çatal var. Aa, nereden almış onu? Nereden acaba yani? Kartal. Şey çatal, çekmecedeki çatalı. Öyle mi? Evet. Pardon da bana söyleyeceğini alsana elinden. Al. Uy. Bunu bırak, bıçağı al. Nereden almış onu ya? Orada bıçak var, bıçak al. Evet, hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bize ihtiyacı varmış. Vallahi değil mi? Ne dediler Onur? Yani acil kan mı? Yani acil derken ya, hani. Perşembe günü aradılar öğlen saatinde. Öğlen saatinde bir de öyle konuştular ki gitmek zorunda hissediyorum kendimi de. O da söz verdim dedi, gideceğim. Stoklarda kan kalmamış. Ha, öyle buradan, dedi. Evet, buradan bütün verebilecek bütün arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Evet. Hani kan vermek hem, İnşallah güzel yerlere gidiyordur. Evet, ihtiyaç bizim, sahiplerine. Bizim sağlık açısından çok iyi geliyor. Hem de vicdanen ben çok rahat oluyorum. Çünkü işte yapabileceğimiz şeyler zaten kısıtlı. Evet. Ya bunu yapalım arkadaşlar. Kızılay'a kan verelim. Zaten arabaları da mesela dün Taksim'de vardı. İlla ki merkezine gitmeye Kartal, gerek yok. Kartal, ne yapıyorsun? Ver şunu bana. Manyak ya. Neler basmış? Mouse almış. Mouse ayrı, oradan oynata oynata bilgisayardaki şeyi değiştirmiş. Anne, saçımı böyle yarım toplar mısın? Ben mi? İyi. Öyle yani. Çok sevecek böyle parfümüm var. Ya Onur, sıkma onun yanında, çocuğun ciğerlerine gidecek. Asya, ne yapıyor? Hadi, hazır mısın? Asya, geliyorsan hadi. Gel. Onlar gidiyorlar. Asya da babasıyla gidiyor. Biz oğlumla evde baş başayız. Ben büyük ihtimalle onu banyo yaptıracağım. Dur. Hadi gel, toplayın. Hadi topla. Ne oldu? Banyo mu yaptın Can? Mis gibi mi oldun Can? He? Sen mis gibi mi oldun? Yerim bu ayakları, yerim. Bu putileri yerim.
Burnun mu kaşındı? Evet, bir şey var, alalım hadi. Ben temizlik yapıyorum. Kartal uyuyor. Onur'la Asya geldi. Onur'dan yine korona hastaları için alınan, neydi Onur adı ne? Hatırlamıyorum. İşte o beyaz kanı alıyorlar. Değil mi? Ama adını bilmiyoruz. Şu anda hatırlayamadık. Kanı alıyor. Oradan ne? Trombosit. Oradan beyaz kanı alıyor. Senin kanın içinden onu ayrıştırıyor. Şu anda ona ihtiyaç var demişler. Ve o kandan almışlar. İşte onlar geldiler. Ben zaten halıları başlamıştım kaldırıp temizlik yapmaya. Şimdi şuranın kurumasını bekliyorum. Kartal uyurken bitirsek iyi olur. Saati 2 yaptık. Ama olmuyor işte. Biz attık kendimizi sokaklara akşamüstü. Akşamüstü dediğim saat 4 falan. Bu arada paşam da burada. Saat 4 falandı. Bir anda dedim ki biz ne yiyeceğiz akşama? Çıkalım. Hadi dışarı çıkalım mı? Onu öyle dedim yani. Dışarı mı? Markete. Bir anda dedim ki biz ne yiyeceğiz? Ondan sonra ve yani aslında ne yiyeceğiz değil. Saatten çok haberim yok ve 5'te marketler kapanacak her yer. Hemen apar topar çıktık. Ondan sonra işte şöyle bir şeyler aldık. Şimdi böyle bir çıkmışken böyle bir turluyoruz. Öyle eve gideceğiz. Onur evde. Evimizin hiç bilmediğimiz yerleri keşfediyoruz. Kızım işte şey otoparkın oraya da burası. Biliyorum anne, şaka yapıyorum. Dolana dolana gidiyoruz. Evet. Evet. Bizim o park açıldı mı? Yani oraya da bir bakalım. Bizim o büyük park açık mı, oraya da bakalım. Hem oradan dolanacağız. Evet. Eğer açıksa belki de yarın oraya gideriz. Olabilir. Çok güzel güneşli hava. Yo. Uyuyup uyanmadı mı bu? Uyandı. Tabii canım. Ay ne oldu? Ne olmuş benim kızıma? Ne oldu Kartal, sen çok severdin sanırım ya. Evet, buradaki parka geldik. Dediğim gibi ilk başta Çağrı Market'e gittiğimiz için Çağrı Market'in oradaki parka gitmiştik. Ve orası tıklım tıkışık. O yüzden Kartal'ı arabadan indirmedim bile. Burası bomboş. Yani burada salıncaklar bomboş. Hiç kimse yok burada. Ondan sonra iyi oldu. İşte buraya geldik. Birazcık da burada sallansın. Sonra Asya indir inmek istiyor. Asya gel, onu şey yapsana. Salıncakları bebeklerimizi koyup sallardık. Kartal. Kartal bana bak. Ne yapıyorsun? Asya sen de bak. Kartal. Asya sen bak. Boş ver onu. Salıncakta sallanmayı sevmeyip salıncakları sallamayı seviyor. Gel anne, düşer orada Asya yamuk. Kartal nerede? Nerede benim paşam? Hani biz benim paşam? Kartal beni yakalayamaz ki.
Evet vallahi. Şimdi buraya, evet. Şimdi buraya. Hepsine tek tek salla. Anneciğim sarılma. Niye? Direğe niye sarılıyorsun kızım? Nedense küçüklüğümüzden beri yaparız annem. Ama şu anda direğe sarılmak hiç iyi değil. Ona senden önce başkası da sarılmış olabilir. Evet işte oluyor zaten. Hı-hı. Bir de böyle böyle döner. O zamanlar çok... O sallanmaz anneciğim. O direk. Nasıl yıkayacağız senin ellerini? Gidiyor valla. Aferin kızıma. Eve geldik, evet. Marketten ne aldım? Dediğim gibi saat böyle bir baktım 4. Ay biz akşama ne yiyeceğiz diye düşünürken tabii ki kurtarıcı tavuk. Şöyle baget aldım. Ne yapacağım? Patates de fırına vereceğim. Klasik kurtarıcı yemek. Şöyle her zaman aldığımız yine beyaz peynirden. Biz beyaz peyniri çok tüketiyoruz. Eşim de her sabah ona da kahvaltı ya sandviç ya kahvaltı böyle peynir peynir değil salatalık domatesli falan böyle kahvaltılık şey yapıyorum. Ops bir dakika. O yüzden de çok tüketiyoruz aldık. Ondan sonra şöyle ne aldım? Birazcık çeri domates aldım. Birazcık Çengelköy salatalığı aldım. Şöyle 3 tane patlıcan aldım. Niye aldım? Şöyle çok azıcık da yine 3 tane mi almışım? Evet havuç aldım. Valla patlıcanı böyle bir kızartma bir şey yaparım. Bir çeşit olur. O anlam. O niyetle aldım. Bunu da bir salata falan belki yaparım diye o niyetle aldım. Ondan sonra aldıklarım bu kadar. Şimdi ben şu tavukları bir fırına falan vereyim anca. Hatta önden biraz... Haşlasam mı diyorum. Haşlasam ne yaparım? Suyuna çorba yaparım ama bilmiyorum. Ben bir düşüneyim. Karar vereyim. Evet şöyle biraz tavukları haşladım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Çorbayı çünkü bugün yapmayacağım. Şimdi büyük tavamda böyle biraz patates, soğan karıştırıp bunları kısık ateşte şeyde pişireceğim. Ocakta pişireceğim. Evet şöyle şimdi patatesleri ve tavukları bir tane soğan doğradım. Şöyle azıcık bir soya sosu gezdireceğim. İncecik şöyle. Tamam. Ondan sonra arkadan sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Asya arkadaşlarıyla İngilizce çalışıyorlar. Yani öğretmenlerin yaptığı yerden neydi o? Zoom'dan kendilerine şey açtılar. Birleştiler. 2-3 kız orada öyle canlı canlı ders çalışıyorlar. O yüzden o sesler oradan geliyor. Biraz pul biber attım. Biraz tuz attım. Tabii ki kekiksiz olmaz. Ops. Atamadık. Şöyle. Tamam. Şöyle de birazcık kekik de atalım. Ve tamamdır. Şimdi zaten tavuklar biraz haşlandı. Onun suyunu da böyle ayırdım. Bunu dolaba atacağım. Bu çok az bir su. Niye bilerek zaten az koydum. Sadece kartalı ben çorba yapacağım. O yüzden bunu da şimdi hemen bir tur şöyle hafiften karıştırıp ocağa koyacağım. Tavuklarımız ve patateslerimiz ops pişti. Bize afiyet olsun. Müzik sesi nereden geliyor? Ne yapıyorsun?